Sevgili seyirciler, sokakları, caddeleri mis gibi leblebi kokan harika bir şehirdeyiz. Sofralarımızın olmazsa olmazı pirincin ana vatanı, ne örüyorum her diyen tatlı dilli insanların yurdundayız. Çorum'dayız, Çorum'da. Gezmeye hazır mıyız? Gidiyoruz gündüz gece. Bir taş attım alıca, bir taş attım alıca, bir kuş vurdum delice. Oy gelin, gelin ne derdim benim. Öyle bir yar sevdim ki, öyle bir yar sevdim ki, gözleri sürmelice. Oy gelin. Sevgili seyirciler, Çorum merkezde harika bir yerdeyiz. Burası Veli Paşa Konağı. O kadar güzel bir yer ki tıpkı eski Türk filmlerindeki konaklar gibi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ablacığım, nasılsınız? Teşekkürler. Konağın sahibi siz misiniz? Estağfurullah. Çorumlu kadınların bu konak. Çorumlu kadınların. Evet. İyi maşallah, ne güzel, ne şanslı Çorumlu kadınları böyle. Çok şanslıdır Çorumlu kadınlar. Tamam. İsminiz neydi? Nuran Hak Yemez. Nuran abla. Şimdi ne yapıyor burada Çorumlu kadınlar? Çorumlu kadınlar burada el sanatları, kültür kursları, tamam, gibi birçok kursa katılıyorlar. Sosyal faaliyetlere katılıyorlar. Sosyal oluyorlar. Nuran abla, kaç yıllık konak bu? Burası 1923-24 yıllarında yapılmış. Evet. Dönemin belediye başkanlığını, daha sonra Çorum'un ilk milletvekilini yapmış olan Şevket Veli Paşa tarafından yapılmış bir konak. 96 bine kadar aile burada yaşıyor. 2004'te kamulaştırılıyor bu yapı. 2004'ten sonra dönem dönem restoranlara kiraya veriliyor. Restoran olarak kullanılıyor. Ama 2011'den sonra hayat buluyor. Çünkü kadınların hizmetine geçiyor. Kadın Kültür ve Sanat Merkezi olarak Çorum Belediyesi'nin kadınlara sunmuş olduğu en güzel hizmet olarak çalışmaya başladı. Zaten bir yere kadının eli değdin mi tamam, Allah'ın izniyle. Elhamdülillah. Geçelim mi içeri? Tabii, buyurun, kurslarımıza tamam, gezelim arzu ederseniz. Buyurun. Burası ne? Nakış kursu mu? Nakış kursu, evet. Vay 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 vay. Kolay gelsin ablam. Ne yapıyorsunuz burada siz? Maşallah maşallah. Çoluğa çocuğa çeyiz. Hepiniz elinde bir kasnak mıydı onun adı? Neydi? Evet, kasnak. Ben bunu hep merak ediyorum. Böyle küçüklüğümden beri hep görürüm böyle. Elde bir kasnak. Böyle ince ince böyle işlemeler mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Evet, işlemeler yapıyoruz. Siz ne yapıyorsunuz anneciğim? Bu nedir? Bu başörtüsü. Ha, başörtüsü yapıyorsunuz. Başörtüsü yapıyoruz. Kime yapıyorsunuz acaba? Vallahi gelinime. Ya. Gördünüz mü gelinler? Allah böyle hayırlı karnalar nasip etsin. Bizim buraların karnaları hep böyle. He? Konuşsana heri. Evet. He? Aynen böyle. Sen kime yapıyorsun ablam? Kına gecelerinde gelinlere duvak gibi örtülüyor ya. Hı. Ondan yapıyorum, kızıma yapıyorum. Ay inşallah. Allah güzel mürüvvetlerini göstersin. Amin, inşallah. İnşallah. Erkeklere niye bir şey yapmıyor musunuz ablam? Hep kızlara yapıyorsunuz. Oğluma da yaptım. Yaptın mı? Bak gelinlere ya. Yaptım. He, erkeğe yok mu sandınız? Bize de var. Bu nedir şunlar üstündekiler? Tel bunlar, gümüş tel. Bunlar ha, kararmayan, eskiden beri yapılan tel, hı, kırma denilen şey bu. Tel kırma. Tel kırma. Hı. O şekil şekillerini nasıl yapıyorsunuz? Desenden çıkarıyoruz. Ya üzerine bir çizme falan bir şey yok. Tek tek kendimiz yapıyoruz. 5 aşamada yapılıyor bir tel. Ondan sonra kırıyorsun. Ondan zaten adı tel kırma. Tel kırma. Her seferinde kırıla kırıla yapılıyor bunlar. Ha. Teller nerede? Görebilir miyiz onu? Burada. Ha, ne kadar güzel. Halinde. Nereye takıyorsunuz şeyi? Bunun özel iğnesi var. Ha, bu bildiğimiz iğne değil. Yok değil. Çift adı neydi ablam? Çift gözenek. Senin adın neydi? Sema. Normal bildiğimiz arkası iğne gibi. Aha, ama tekrar ikinci deliği var. Nasıl kırıyorsun? Yaparken onu nasıl kırıyorsun? Çift gözenekle. Anam, onu nasıl görüyor senin gözün? Bir bakayım. Şaşı oldum vallahi. Hani bir bakayım nasıl kırıyorsun? Şöyle çevire çevire kırıyoruz. Ha, çevire çevire. Evet. Zor iş ya. Vallahi siz hanımlar ne kadar maharetlisiniz böyle. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Tel kırıyoruz ellam. Evet. Öyle gördüm. Ha? Tel kırıyoruz, gerdan kırıyoruz. Anam, gerdan kırıyoruz, tel kırıyoruz. Siz ne zamandır tel kırıyorsunuz? Ben bu konak açılalı 4. yılım. O maşallah. Tel kırma bu sene başladı. Hı. Hocamla tanıştık. Ha, hocam orada. Hocamın yanına geçiyorum. Her işin bir öğreteni, bir ustası var. Evet. İşi de ehline soracağız. Evet. Hocam, hocam nasılsınız? İyi, sizleri sorun. Allah razı olsun. Sizin isminiz neydi hocam? Benim ismim Nilüfer. Nilüfer hocam, bunu sadece kadınlar mı öğrenir? Erkekler öğrenemez mi bunu? Bunu erkekler de öğrenebilir. Mesela adamlar bakıra böyle telkari mi deniyorlar ona? Tabii, yapılabiliyor. Ama bu daha narin olduğu için daha hanımların eline daha mı yakışıyor? Hanımların eline yakışıyor. Bir de istemek, gönül vermek gerekiyor. Hanımlarımız da kendilerinden kaynaklanan bir güçle el içine daha yatkınlar. Şimdi telkari diyorlar ya, ben ablalarıma telkari diyebilir miyim? diyebilirsiniz. Resmen tel işliyorlar oraya, değil mi? Şöyle diyelim, erkeğin eline nasıl odun kırmak yakışıyorsa bayanın eline de ilişiyor. Ha bize odun, bize affedersin, bize odun galas. He Allah'ını seversen. Şimdi bak toparlamaya çalışacak. Baba bak, bak izleyin. Şimdi izleyin. İtibariyle bu daha bir narin. Hanımların eline yakışan bir iş. Buyurun. Telkari daha farklı bir Nasıl oluyor? Trabzon ve Mardin'de yapılan teli işleyerek, yani örerek yapılan bir iş. Örerek yapılıyor. Bu hanımlar kumaşa işliyorlar. Bu daha zor bir şey. Nasıl daha zor? Adam şeye işliyor ya. Ne? Şeyle maşayla beraber çevire çevire çiçek oluşuyor. Ya he tamam biz tamam. Ya tamam biz odun kesiyoruz, odun kırıyoruz tamam. Tamam biz galas kırıyoruz. İşleri erkekler daha güzel yapıyor. Ha daha güç istiyor. Bayanlar da tabii. Diyerek toparladık. Evet. Bu güzeldi. Sonra toparladık. Siz kaç yıldır yapıyorsunuz hocam bu işi? 20. yılım. Maşallah neredeyse benim yaşım kadar. 20. yılım. Benim yaşım kadar dedim ona hiç. Yok. Vallahi göstermiyorum değil mi? Göstermiyorsun. 17,5 benim. 17, 16 falan. Abo! Neler diyorsun bana Harry? Neler diyorsun? Şimdi 20 yıldır bu işi profesyonel olarak öğretiyorsunuz. Evet. Doğru mu? 20 yıldır bu işi öğretiyoruz. Ey maşallah ya. Bir hocanızın tek alanı bu da değil Kürşat Bey. Bunun yanında nakış türleri var. Bütün nakış türlerini gösteriyor. Artı bir de perspektif dediğimiz 3 boyutlu şekiller. Bunlar değil mi? Öyle mi? Hocamız veriyor. Ey maşallah. Hocam nereden öğrendin sen bunları? Öğrendik 20 yılı. Elini yaktın. Halk eğitime gömdük. Bu işleri gömdük, öğrendik. Nasıl bir duygu? Mesela sen öğretiyorsun ya hocam. Mesela yapıyorlar böyle muhteşem şeyler çıkıyor ortaya. Ben şimdi öğrenciler yapınca kıskanıyorum ben. Hadi canım. Yapamıyorum gibi. Anam. Bir şey söyleyeyim. Hocanız sizi kıskanıyor. Hocanız sizi kıskanıyor ben size söyleyeyim. Oyuncular geçer mi? Abo! Ne güzel maşallah. Çok hoş bir duygu. Çok güzel de bir ortam böyle. Çok evet, nezih, çok tertemiz bir yer valla. Ben bile terapiye arada gelebilirim. Tabii her Normal zaman. Yani. Buyurun. Allah razı olsun. Ben şimdi şu tarafa geçeceğim. Ablacığım kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyi valla. Siz de ter kırıyorsunuz. Evet ben de ter kırıyorum. Ben aslında buraya başlarken böyle bir iş yapmak için falan. Niye geldin? Terapi için. Aa geldim, çok enteresan. Geldim buraya. Çok güzel şeyler öğrendim. Arkadaşlıklar edindim, dostluklar edindim. Sen şimdi terapiye geldin ama evet. iş tel kırmaya geldi. Evet, evet. Ay ne güzel, güzel ya. Başörtüleri yapıyorum. Ay, bunu kime yaptın ablam? Torunlarıma yaptım. Ay ne güzel. Torunların. Ne kadar şanslı evet, torunların evet. var senin. Vallahi. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Evet. Bunları kendiniz mi alıyorsunuz bu kumaşlarını evet, falan? Herkes kendisi alıyor. Alıyoruz. Hocamızı getirtiyor. Kendimiz alıyoruz. Harika ya. Vallahi. Çok güzel. Çok güzel. Elinize sağlık. Bu daha devam edecek mi şöyle? Yok bu böyle bu kadar. Bitti. Buraya da başka şeyler işleyeceğiz. İyi. Elinize kolunuza sağlık. Teşekkürler. Şimdi şu tarafa geçiyorum. Kolay gelsin. Kolay gelsin ablacığım. Siz kime yapıyorsunuz anneciğim? Ben hak geçmiyorum. O kızıma da yapıyorum, oğluma da yapıyorum. Vay. Hak geçmesin. Aman ha. Aman. Evet. Bak hak geçerse olmaz. Olmaz. Peki bu kime? İki tane başörtüsü. Ha böyle ikisi. Aha, şu an burada iki tane mi var? Aha, ha bakın burada. Gidiyor. Bu üstteki kıza mı? Ha o kıza mı? O alttaki de oğluna çeyizlik. Evet. Oğlunun eşine inşallah. Evet, inşallah. Ay ne güzel ya. Aynı mı desenler aynı mı olacak? Aynı desenini yapıyorum. Orada belli bir çiçek deseni bir şey mi var? Ne var orada? Kalp var. Ha kalp. Ha burada da çiçek var. Bir görelim kalbi. Burada bir kalp var. Aha. Burada bir böbrek. Ama pardon burada böbrek yok. Burada bir kalp var. Şurada da bir çiçek var. Evet, sonra böyle böcek aha, böyle gidecek. Böyle, evet. Ne güzel bir anı olacak değil mi onlara? Evet. İşte torunlarınız diyecek ki bunu işte babaannem yapmış, anneannem evet, yapmış. Onun için yapıyorum. Belki de böyle 100-150 yıllık bir şey olacak. Evet, yani inşallah, değil mi ileride? İnşallah. Sizden bir böyle hatıra kalmış olacak. Tabii ki. Sizden bana da bir hatıra kalsa ne olur? İnşallah o bitmiş olsaydı verirdim ben sana. Allah gerçekten razı olsun. Şaka yapıyorum, espri yapıyorum ya. Sağ olun. Siz peki ne kadardır devam ediyorsunuz? Benim bu 2. yılım. 2. yılınız. Aha. Ne kadar sürdü öğrendiniz bunu? Bir hafta. Ne? Bir hafta mı? Aha, bir hafta. Hadi canım. Tabii düzgün yapabilmemiz için bir hafta. Bir haftada öğreniliyor mu abla? Öğreniliyor. İyiymiş vallahi. Abla sizin ne kadar? Ben daha yeniyim, acemiyim ben. Ha, sen bendensin o zaman. İkimiz aynıyız, ben de acemiyim. Daha yeni başlıyorum. Yani birkaç aylık, 2 aydır geliyorum. Öğrendim, yapıyorum çok şükür. İyi maşallah. Geçeyim şöyle. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasılsın Heri? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? İyi abim. Seninki daha bir farklı geldi bana. Dur şöyle bir çekeyim. Bu ne? Sen sanki Çorum Kalesi'ni yapıyorsun. Çorum Kalesi mi ki bu? Yok değil. Ney bu? Vallahi bilmiyorum deseni var işte. Ne bileyim ben nerede deseni? Buradan bakarsanız. Sen şimdi ne yaptığını bilmiyor mu abla? Allah'ın seversen. Nerede bunun? Hocası nerede bunun? Hocam, hocası nerede bu kadının? Bir gelir misiniz? Ya ne yaptığını bilmiyor ya. Ablam adın neydi? Zeki. Zeki ablam ne yaptığını bilmiyor. Şimdi duvak yapıyor. Yine duvak. Motiflerimiz var. Ama motif ne? Motif çiçek motifi. Ama bu Çorum Kalesi gibi olmuş ablam. Öyle olsun. Olsun. Sonra bu çiçek olacak inşallah. İnşallah. Şimdi öyle göründüğüne bakmayın. Bu daha yani. Değil mi? Bu daha bitmedi. Evet. Çok güzel bir çiçek olacak. Siz kime yapıyorsunuz? Ben de kızıma. Aa, ne şanslı sizin kızımız oğlumuz ya. Evet. Değil mi ablam? İçin yapıyoruz zaten. Ay ne güzel. Hadi Allah'a emanet olun. Allah başarılarınızı daim etsin. Kolay gelsin, kolay gelsin. Hoş bulduk. İşte Çorum'un vefakar güzel anneleri. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Allah iyilik versin. Hoş bulduk. Hocam siz hocasınız değil mi? Evet. Çünkü hocalar ayakta dolaşır biliyorum. Şöyle bir dolaşırlar. İsminiz neydi? İsmim Hatice Keser. Hatice hocam ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Burada iğne oyası öğretiyoruz. İğne oyası. Aman ne zor işler vallahi. Her işin zorluğu var. Vallahi. Ama gelenekselimizi yaşatın adına bunlar da gerekli. Böyle nakış nakış dokuyorsunuz ya. Evet. Kimi hasretini dokuyor. Kimi sevgisini dokuyor. Evet. Kimi gurbeti dokuyor. Doğru. Değil mi? Evet haklısınız. Aynen öyle. Zor değil mi? Biraz. Vallahi hoca bile zor diyor. Vallahi zor. Kaç yıldır yapıyorsunuz siz hocam bu işi? 26. yılım. Ey maşallah. Devam ediyoruz. Hocam bana da öğret ya. Hocam benim yapanım olmadı. Bana da öğret ne olur. Allah sen bana da öğret hocam ne olur. Öğretiriz tabii ki. Tamam. Şöyle anamın yanına bir geleyim. Kolay gelsin. Öğrendim. Dur şu araya gireceğim. Haydi öğrenirim. Haydi öğrenirim. Annem sen nereden çıktı? Sen ne yaptın? Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Ben 15 yıldır kurslarda maşallah. 15 yıldır. 15 yıldır. Bravo. Kurs geziyorum. Lan ne güzel. Amcam nerede? Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. O yüzden tabii biraz daha rahat geziyor. Evet. Değil mi? Evet. Nerede kurs ben orada. İyi yapıyorsunuz. Ne güzel vallahi. Çalışkan bir şeyler üretiyorsunuz ya. Evet. En güzeli o aslında. İsminiz neydi? Mübeccel Keskin. Mübeccel annem. Kurs geziyor. İngilizce kursuna da gideydin arada. Gideceğim de aklımda tutamıyor. Annem benim. İyi kolay gelsin. Sizin adınız neydi annem? Fatma Kuvvet. Gördüğüm kadarıyla başörtü yapıyor. Evet. Değil mi? Bir kaldır bakayım şöyle bir görelim başörtünü. Ay eline sağlık. Çok güzel. Sen kime yapıyorsun? Ben de kızıma yapıyorum. Sen biraz ceyiz. Kendine yapıyorsun gibi bir şey sezdim ben. Yok ben kızıma ceyiz yapıyorum. Ay iyi yapıyorsun. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Sen kime yapıyordun? Ben de çocuklara yapıyorum. Çocuklara yapıyorum. Uğraşıyoruz yani. Ay canım. Aa çok güzel yapmışsın ha. Bunu sen mi yaptın hepsini? Evet. Vallahi helal olsun ya. Ne kadar güzel. Çiçekli, sağ güllü. Sağ olun, teşekkürler. Bunun bir ismi var mı? Hocam. Çarkıfelek. Bu çarkıfelek. Ana. Döndür. Bu bitmemiş herhalde değil mi? Havlu bu. Evet. Bir tarafını mı yapıyorsunuz? Bir tarafını yapıyoruz. Mesela bunu ne kadar zamanda yapıyorsunuz? Elin çabukluğuna bağlı. Elin çabuk mu? Yani ben yavaş. Siz kaç yıldır kurstasınız? Ben de 1 yıldır iğne oyasına geliyorum. Ha maşallah. Aynen. Doğadaki çiçekleri iğneye döküyoruz. Evet onu diyorum ya. Gördüğümüz çiçeklere bir bakıyorsun evet. Havlunun üstünde. Evet. Daha yeni çiçek gördüm bir baktım havlunun üstünde. Evet. Onları yapıyoruz. Koparıp bir çiçek onu uyguluyoruz. Ne kadar güzel. Ablacığım kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Teşekkür ederim. Ne örüyorsun? Ne ediyorsun? Hele bir anlat gözümü senin. Bunlar nasıl işler? Ne örüyorum? Ne ediyorum? Emekli öğretmenim. Anam. Hocam. Estağfurullah. Vallahi öğretmen deyince ben böyle bir çok öğretmenlere çok saygı duyuyorum. Teşekkür ederim. Vallahi çok özel insanlarsınız sizler. Emekli öğretmenim. Emekli olduktan sonra el işi kurslarına daha önce de ilgim vardı. İğne oyasını yapmak istiyordum. Siz ne öğretmeniydiniz? Ben sınıf öğretmeniyim. Burada iğne oyası yapmak. Ne kadardır yapıyorsunuz siz? Ben 2-3 aydır geliyorum. Daha yeni. Evet. Ben de senin gibiyim. Yeni geliyorum ben de daha. İyi. Bir gün oldu benim de başlayalı. Çorum'a gelelim. İğne oyasına mı? Yok. Çorum'a geleli de oldu da iğne oyasına ilk defa bugün geliyorum. Olmadı. Yeni başladım işte inşallah. İyi o zaman. Ne yapayım? Ama yapamazsınız biraz zor. Ben niye yapamıyorum ya? Bu erkeklere niye hep kaba şeylere veriyorsunuz? Narin güzel şeyleri elinize alıyorsunuz da. Hayır. Erkeklerin yapabileceği bir iş değil. Erkekler. İnce iğneyle kuyu kazılır denilir ya. O kadar. Evet, ince iğneyle kuyu kazılmış gibi bir şey, zor bir şey. Emek, uğraşı isteyen bir iş bu. Biz de hanımlar olarak yapıyoruz. Bir de sabır isteyen bir iş. Aa, o zaman hiç sabır bana göre işi. Değil. Ben hemen bitsin istiyorum. Erkeklere göre hiç değil. Vallahi ben hiç hayatta. Bayanların işi, erkekler bayanların işine karışmasa iyi olur bence. Elin çamuruyla karışma diyorum. Evet. Siz elinizin hamuruyla karışınca biz bir şey diyoruz mu? Biz karışmıyoruz. Oy bici leblebici, yaktın beni meyhaneci. Oy bici 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 leblebici, yaktın beni meyhaneci. Leblebi koydum tasa, leblebi koydum tasa, doldurdum basa basa, doldurdum basa basa. Hadi Allah'a emanet olun, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bir taş attım alıca, bir taş attım alıca, bir vuş vurdum delice. Oy gelin gelin ne derdim benim. Öyle bir yar sevdim ki, öyle bir yar sevdim ki, gözleri sürmelice. Oy gelin gelin evde mi yarim. Öyle bir yar sevdim ki, öyle bir yar sevdim ki, gözleri sürmelice. Oy gelin gelin evde mi yarim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Güç yapıyormuş. Nerede acaba? İçeride. Direkt gidiyorum şu tarafa. Konak büyük olunca işte anca buluyoruz. Bizim saatte gün yapılan yeri arıyoruz. Kolay gelsin abla. Gün burada mı? Gün burada mı? Doğru yere mi geldik? Tamam. Burası gün değil mi? Evet. Hangi gün? Hangi gün? Konakta bir gün. Evet, bizim Çorum'un hanımefendileri gün yapıyorlar. Gün olunca ne oluyor? Pasta oluyor, börek oluyor, çörek oluyor, tatlı oluyor, dolma oluyor, her şey oluyor. Onlar da sağ olsunlar çok zaten misafirperverler, aynı zamanda da hamaratlar diye düşünüyorum. Şöyle ortaya bakınca, konakta böyle ne güzel bir şey düşünmüşsünüz. Böyle bir araya geliyorsunuz değil mi? Evet, kimsenin, kurslar oluyor. Kurslar oluyor. Kimsenin evi de batmıyor nasıl olsa. Evde de yapıyoruz, burada da. Altın günü falan mı? Dersler sonra sohbet icabı. Para yok mu? Dolar molar yok mu? Yok, para yok mu? Yok. Japon yeni yok mu? Japon yeni yok mu? Yok, kimse de yok. Hiçbir şey yok mu annem? Yok. Normal sadece karnınız mı doyacak? Evet. Doysun o zaman canım, karnınız doysun. Peki siz buralısınız, Çorumlusunuz. Evet. Köy hangi köy? Köyümüz yok, buralıyız. Aa, şehirlisin. Evet. Şehirlisin Ellam, belli oldu. Peki neler yapıyorsunuz burada gün dışında? Buraya sürekli gelip gidiyorsunuz herhalde. Gün dışında kurslara da geliyoruz. Ben şiş kursuna geliyorum. İngiliz. Şiş kursu mu? Ama ben şişlersin, şişlersin. Yok, şişlemem. Annem şiş kursu deyince ya öyle bir çekindim. İnnayası şiş. Şiş. 5 şişle yapılır. 5 şişle mi? Ben bir tane zannediyordum 5 şişe çıkardı bacım. Eskiden anneannelerimizin yaptığı şeylerle, şişlerle şimdi danteller yapıyoruz biz. İyi yapıyorsunuz. Bir de şöyle geçeyim. Sen nasılsın kardeşim? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ ol, Allah razı olsun. Şişmiş yapmıyorsun inşallah. Yok, ben seramikle uğraşıyorum. Seramik yapıyorsun. Bu kardeşim de seramik yapıyor. Yani bizim burada boş yok. Değil mi? Herkes bir şeylerle uğraşıyor. Evet, değil mi? Maşallah ya. Peki sen bir şey yapıp getirdin mi güne? Ben bir şey yapmadım. Ha, hazır yiyorum. O zaman seninle bir ortak yanımız var. Biz yancıyız seninle. Yancıyız. Biz buradan artık atıştıracağız. Ne yapalım anneler ne yaptıysa biz de onları yiyeceğiz. Senin adın neydi? İrem. İrem. İrem kardeşim de yine buraya kurslara geliyor. Burada bir yaş sınırı yok herhalde değil mi? Yok. Gençlisi, yaşlısı, emeklisi. Gençlisi, yaşlısı. Evet. Gençliği cümle kurdun kız. Gençliği, yaşlısı. Yok, gençlisi o artık. Gençliği. Tamam. Gençlisi, yaşlısı. Evet. Hepimiz buradayız ya. Evet, evet. Çıkın siz de gelin. Heri. Evet, siz de gelin. Evet, doğru. İyi, o zaman bir şu tarafa geçeyim müsaadenizle. Merhaba, merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İşte bu hanımefendi, öyle bir hanımefendi ki 10 dakikada tarhana çorbası hazır. Konağın aşçısı, aşçısı. Benim en iyi geçindiğim şahıs kendisi. İsminiz neydi? Hasibe ismim. Hasibe Hanım, ya ne kadar güzel yemekler yapıyorsunuz. Vallahi bayıldım yani. Şimdi yemek yaparsın güzel de bir de eli çabuk olması lazım. Yani. Derler ki böyle eli carı, carı carı. Evet. Carı carı yap derler. Canı tez derler bizde. He, benim de tez. Fazlasıyla canım tez. Bayağı tez ya. Fazlasıyla canım tez olduğu için de elim de hızlı oluyor. Evet. Yavaş tirsiyle bilmiyorum geçinemem herhalde. Mutfakta arkadaşım var Elif. Maşallah o da ateş gibi. Onunla birlikte gayet iyi geçinebiliyoruz. Düşünsene senin yanına biri geliyor. Mıy mıy. Herhalde beni deli eder. Sen artık tabak mı fırlatın orada? Yok yani, öyle bir vukuat yapmam ama kendi kendime herhalde deli eder beni herhalde diye düşünüyorum. Peki sizin nereden geliyor? Aşçılık nereden geliyor? Benim rahmetlik anneannem ve teyzesi düğünlerde yemek yapardı. Yani anneannenden el aldın. Ben de 13 yıldır bu mesleği yapıyorum. Peki burada kursiyerleri mi yapıyorsunuz sadece? Personelimiz var, kursiyerlerimiz var, gelen misafirlerimiz oluyor. Çorum yöresel yemeğine var. Hingel yapıyoruz, mantı yapıyoruz. Çorum mantımız var, içsiz mantı. Kuru mantımız var, içli. Çatalaşı çorbamız var. Dur, çatalaşı mı? Evet. Nasıl çatalaşı? Çatalla mı yeniyor? Yok, biraz daha katı bir çorba olduğu için adına çatalaşı söylemişler. Çatalaşı. İşte keşkek yapıyoruz. Keşkek de var. Çorum beşlimiz var. Beşli mi? Evet, çorum beşli. Beşli hiç duydum onu, çok şey. Yok, çorum beşli dediğimiz yok. Bu yemek, çorba. Yerli çorbası diyoruz biz ona. Düğün çorbası da denilebiliyor. Et yemeği, pilav, börek ve baklavadan oluşan şey, has baklava yapıyoruz özellikle. Bu Çorum beşlisi mi? Çorum beşlisi. Düğün yemeklerimizde bizim bunlar verilir. Haşhaşlı katmerimiz, mayalımız, ondan sonra madımağımız. Eline sağlık valla. Ben yedim. Acayip güzel. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Afiyet Teşekkür ederiz. Ablacığım, siz ne yapıyorsunuz? Siz ne iş yapıyorsunuz? 5 iş öğretmeniyim ben burada. 5 iş öğretmeni. Gösteriyorum, evet. Hocam şiş nasıl oluyor? Normal bildiğimiz şiş mi? Bildiğimiz normal şiş. Önceden çorap örülen şişleri biliyor musunuz? He, kaç numara? 2 numara. Bilmiyorum, öyle attım. Bildiğimden değil de öyle. Numaraları oluyordu, öyle hatırlıyorum. Evet, 2 numara. Küçüklerden. En incesi, evet, en incesinde. Dantel yapıyoruz, onlar salon takımları, oda takımları, yuvarlakları var, kareleri var, ovalleri var. Onları yapıyorsunuz. Onlar şifrelerine göre takip ederek, sırasını takip ederek büyütüyoruz, küçültüyoruz. Her şeyi yapabilirsiniz değil mi hocam? Her şeyi. O çorabın ismini istediğini yazabilirsin. İstediğini. Resim de yapabilir, değil mi? Ama gerçekten mesela bazıları isim yazıyor şimdi. İsim de yazabilirsin. O kişinin ruhaniyetine bağlı, biraz da psikolojisini yansıtıyor. Mesela psikopatsa saçma sapan şeyler yazar. Maalesef. Değil mi mesela? Evet, kendisine aynı bağlı. Aynı zamanda kendisine bağlı. Elinize kolunuza sağlık. Çorum türküsü okuyalım. Okuyalım mı? Okuyalım. Kayayı kırca tuttu ilvanlım, ilvanlım, ilvanlım aman aman. Dibini burcu tuttu da fistanlım, kaytanlım. Dibini burcu tuttu da fistanlım, kaytanlım. Bizde bir yar sevmeyle ilvanlım, ilvanlım, ilvanlım aman aman. Köyü bir sancı tuttu da al fistanlım, kaytanlım. Köyü bir sancı tuttu da al fistanlım, kaytanlım. Kuşburnuyu budarlar ilvanlım, ilvanlım, ilvanlım aman aman. Aşkın sürmesindeydi de al fistanlım, kaytanlım. Aşkın sürmesindeydi de al fistanlım, kaytanlım. Bizi köyden kovarlar ilvanlım, ilvanlım, ilvanlım aman aman. Güzel sevmesin değil de al fistanlım, kaytanlım. Güzel sevmesin değil de al fistanlım, kaytanlım. Sağ olun, Allah razı olsun. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Hadi kolay gelsin. Hadi Allah'a emanet olun. Sağ olun. Hoşçakalın. Sevgili seyirciler, Çorum'da merkezde Murad-ı Rabi Ulu Camii'ndeyiz. Peki en güzel kim anlatır? Ali hocam anlatır. Hocam ne kadar güzel bir cami. Çok eski bir cami değil mi? Camimiz 1306 yılında yapılmıştır. Selçuklular dönemi eseridir. Evet. Sultan Alaaddin döneminde Hayrettin isminde birisi tarafından yaptırılmıştır. Allah razı olsun. Ve şehir merkezindedir. Külliye konumundadır. Hocam külliye olunca hanlar, hamamlar böyle onlar da var mı? Hemen yan tarafta güpür hamamı var. Ha, var değil mi onlar? Vardır. İlerisinde yeni hamam vardır. Arkada paşa hamamı vardır. İleride çavuş hamamı denilen bir hamam vardır. Diğer taraftan medreseler vardır. Muzaffer Paşa medresesi vardır. Muradiye medresesi vardır. Hemen yanında Ölçekoğlu medresesi vardır. Hemen yanında burada kütüphanesi vardır. Böyle külliye konumunda bir yer. Diğer taraftan hanlar vardır. Hemen yan tarafta ilerisinde Veli Paşa Hanı vardır. Veliyüddin Paşa Hanı vardır. Yan tarafta Ölçekzadelerin Hanı vardır. Evet. İleride Taybıllı Hanı vardır. Sulu Han vardır. Hocam Saat maşallah vardır. Bu kadar handa kim kalıyor, o kadar geliyorlar mı? Esas yol Osmancık üzerinden geçmekle birlikte ta Selçuklular öncesi dönemlerde özellikle Alaca bölgesinden orada yollar vardır. Esas ticaret o bölgede olmaktadır. Ne zaman ki Samsun Limanı devreye girdi, evet, o zaman Çorum gelişmeye başlamıştır. Oysa Selçuklular döneminde esas merkez Kalehisar bölgesidir. Orada 4 tane medrese vardır daha önce. Ve o dönemde Çorum serleşkerliktir. Hatürittin Zekeriya Şucaşi isminde burada bir serleşker. Serleşker ordu komutanı demek. Askeri bir üstür. Daha sonraki süreçte burası yerleşim alanına dönüştü. Ulu Cami buranın merkezi oldu. Evet. Ve güneş ışın yolları gibi tüm yollar Ulu Cami'ye açılır. Bir de bana dediler ki sakın gittiğinde sadaka taşını unutma dediler. Bir gör dediler. Sadaka taşımız odur. Evet. Bizim Anadolu insanı çok yardımseverdir, iyilikseverdir, evet, sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya çok önem verir ve bunu çok anlamlı da bulur. Karşıdaki insanlara yardım etme noktasında, onlara yardımcı olma, sosyal dayanışma ve yardımlaşma konusunda karşıdaki kişiyi üzmeden, kırmadan, rencide etmeden, evet, onların bir şekilde ihtiyacını giderme noktasında taşları kullanmışız. Nasıl kullanıyor taşı? Nasıl oluyor hocam? Yaklaşık yerden 50 santim yükseklikte ortası oyuk bir taştır. Bu taşların birkaç tane olabilir. Şimdi kişi camiden çıktı. Tamam, çıktı. Namazı kıldı, çıktı. Namaz kıldı, çıktı. Taşın üzerine gelir oturur. Tabii o dönem çarık kullanılıyor. Tamam. Şimdi çarıkların ipini bağlama bahanesiyle oturur, ip bağlıyor. Bir taraftan da o zaman paralar madenidir. Şimdiki gibi kağıt değil. O madeni parayı o taşın ortasına oyuk kısma bırakır. Çaktırmadan. Kimse bilmiyor, kimse bilmiyor. Değil mi? Kimseyi hissettirmez. Yani görenler orada ayakkabı bağlıyor zannederler. Daha sonra ihtiyacı olan biri var ise o kişiyi takip eder. O kalktıktan sonra o da gelir, oraya oturur. O da ayakkabısını bağlama bahanesi. Oradaki parayı alır, cebine koyar. Buradaki usul şudur. Oraya parayı koyan kişi geri bakmayacak. Tabii. Sağ elin verdiğini sol eli hissetmeyecek. O şekilde. Doğru. Taşlara böyle anlam yüklemişler. Sadaka taşımız var. Daha önce buralarda hacet taşlarımız da vardır. Cami çıkışında ihtiyacı olan birisi gelir, o taşa oturur. Hı-hı. Tamam mı? Daha sonra o taşın sahibi, taşın üzerinde oturan kişiyi namazdan sonra gelir, koluna girer, toplumdan biraz uzaklaştırır. Ve ona sorar. Ne ihtiyacın var? Hizmet nedir? Nasıl yardımcı olabilirim? Ondan sonra o durumunu anlatır. O kişi ona yardımcı olmak zorundadır. Hocam bizim ecdadımız ne kadar ince, ne kadar zarif değil mi? Camilerimizin içerisinde bir de hacet kutularımız var. Öyle mi? Şimdi hacet kutularımız ne? Cami içerisinde gelen cemaatten içeriye sadaka bırakırlar. Para bırakırlar. Ve onun kaydı kuydu yoktur. Defteri yoktur. Tabii. Birinin ihtiyacı var ise gelir içeriden ihtiyacı kadar para çeker. İhtiyacı kadar çeker. Yani oradan alır ve gider. Hiçbir yerde kaydı kuydu yoktur. Gider. Ne zamanki hali vakti yerine geldi, öyle bir imkanı varsa o da oraya yardım eder. Yoksa o para onundur. Helaldir. Helaldir. Alır gider. Buradaki esas espri nedir üstadım? Nedir hocam? Buradaki espri oraya parayı koyan insanlardan daha çok oradan parayı alan insanların onurlu olmasıdır. Çünkü, öyle mi? Çünkü orada kayıt kuyut yok. Ve cami içerisinde hiç kimse de yok. O parayı isterse ağzı da açık paradır. Ya, hepsini alabilir. Ama almaz. İhtiyacı kadar alır. İhtiyacı kadarını alır ve devamı orada kalır. Şimdi günümüz şartlarını böyle bir taşıdığınız zaman biraz sıkıntı olabilir. Şimdi kilitli olan kapılarımızın arkasına hırsızlar giriyor. Orada her şey açıkta ama insanlar ihtiyacı kadar para alabiliyorlar. 1509 yılında Çorum'da Küçük Kıyamet diye bilinen bir deprem var. Bu depremde şehrin 3'te 2'si toprak altında kaldı. Küçük kıyamet mi derler hocam ona? İsmail Hamid Danişment'in ifadesine göre şehrin 3'te 2'si toprak altında kaldı deniliyor. Ve deprem artçılar olması lazım. 40 gün devam etti diye söyleniyor. Evet. O dönemde Ulu Cami yıkıldı. Tamamen mi? Tamamen yıkıldı. Ulu Cami yıkıldı. Şehirde cuma ve bayram namazı kılınacak cami kalmadı. 1509'daki o depremden sonraki süreçte Mimar Sinan diyor ki Tezkiretül Bünyan'da Çorum'da Sultan Alaaddin Camii'ni mücedden inşa eyledim diyor. Sultan Alaaddin Camii burasıdır. Çünkü Selçuklular dönemi. Müceddelen ne demek? Müceddelen yeniden. Yeniden. Yeniden yaptım. Müceddelen inşa eyledim diyor. Bunu Mimar Sinan Tezkiretül Bünyan'da. Daha sonra Çorum'da 1793 depremi var. Bir daha deprem oluyor. 1793 depreminde Ulu Cami tekrar yıkıldı. Ve Mimar Sinan'ın yaptırmış olduğu cami yıkıldı. 1793 depreminden sonra tekrar tamir edildi. İşte 1906 yılında da bu caminin son cemaat mahalli ilave edildi. Halkın desteği ve vakıfların yardımıyla. Hocam şimdi buralarda en iyi sen biliyorsun Ellam. Bu Ellam ne demek Ellam? Aslında işin doğrusu Allahu alem. Ha, şimdi, Allahu alem. Allahu alem Arapça ifadesiyle Allah en iyisini bilir. Evet. Ve en iyisini bilen Allah'tır. Evet. Şimdi bunun halk dilindeki karşılığı nedir? Allah bilir ya. Ha, Allah bilir ya. İşte ellehem yarın yağmur yağacak. Ha, Allah bilir ya. Ellehem yarın bize misafir gelir. Sen bunu böyle yapmadın ellehem. Allah bilir ya, evet, bunu öyle yapmadın. Ya, öyle yapmadım. Ne yapıyorsun Heri? Hadi Heri'ye cevap ver. Heri ne olacak? Bizim bu Heri, bizim Çorum'un meşhur lafıdır. O da bizim böyle Aydın yöresi, o tarafların böyle garisi gibi mi yani? Garisi gibi değil. Anadolu'nun her kendinde kendi ağızlarımız vardır. Evet. Kendi lehçelerimiz ama ne güzel bizim ağzımız buraların ağzı. Ve biz onlarla anlaşırız. Vallahi. Ayrıca bir de burada rüya tabirci, muhabirlik görevi vardır. Evet. Muhabirlik görevi şu. Rüya tabirciliği. Herkes yapabilir mi o rüya tabirciliğini? Hayır, hayır. Onun başında müderris birisi vardır, bu işi bilen birisi vardır. Çünkü rüya konusu çok istismar edilen bir konu. Aynen, bir de rüyayı yalan anlatmak bile çok günahmış değil mi? Olmamış bir şey anlatmak. Günahın yani ötesinde farklı şeyler var. Şimdi savaşların olduğu bir dönemi düşünün. Evet. İnsanların eşleri, çocukları dışarıya gitmiş, askere gitmiş. Rüyanızda eşinizi görüyorsunuz veya babanızı görüyorsunuz veya çocuğunuzu görüyorsunuz. Şimdiki gibi iletişim araçları da yok. Tabii. Haber alamıyorsunuz. En yakın kimi anlatacaksınız? Yakın komşuya anlatacaksınız. Aynen, yakın komşu nasıl yorumlayacak bunu? Ah bacım derse işiniz bitti. Eyvah, bitti. Moral de bitti, psikoloji de bitti. Bitti. Ha, siz ne yaparsınız? İşi bilene soracaksınız. Aynen. Rüyayı bilen kişiye yorumlatacaksınız. Camiye gelirsiniz. Tamam. Burada muhabbiri vardır ve bu vakıflardan özel ücret de verilir. Başkalarından ücret almasın diye bunun ücretini veya maaşını devlet karşılar. Allah, hem de iyi de para verir. Ha, siz gelirsiniz, rüyanızı anlatırsınız. O size rüyanızı sizi kırmadan, rencide etmeden size yorumlar. Ha, size psikolojik danışmanlık yapar. Ne kadar güzel. Gerçekten tabii, psikolojik danışmanlık hocam. Değil mi yani? Tabii rehberlik yapar, psikolojik danışmanlık yapar. Toplumda bizim ecdadımız insanların rahat yaşayabilmeleri için, aynen, kaynaşabilmeleri için, yardımlaşabilmeleri için her türlü imkanı seferber etmiştir. Hocam ne güzel anlattın vallahi. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Ben gideyim Heri. Ne yapayım, gideyim gari. Daha Çorum gezeceğim. Allah razı olsun. Etsin. Çok teşekkür ederim. Allah kolaylık versin. Amin. Çok Allah teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun, çok var olun. Sevgili seyirciler, Çorum'da Dikiciler Arastası'ndayız. Burası dünyanın en dar arastası. Peki arasta ne demek? Şimdi ben size aldığım bilgileri satacağım. Arasta çarşı demek. Arasta aynı meslek gruplarının bir arada olduğu yer anlamındaymış. Ben de bunu yeni öğrendim. Şimdi gireceğiz dükkanlara, bakalım neler var, neler yapıyorlar. Hep beraber bir görelim. Neler dikiliyormuş acaba burada? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin emmi, nasılsın? Ayakkabı tamiri yapıyoruz. Ayakkabı tamiri yapıyoruz. İmalat bir şeyler yapıyoruz. Allah yani kolaylık versin. Şimdi burası çok eski değil mi emmi? Ben 1960'da çırak girdim, halen var. Oo, 60'da çırak girdin. Şimdi burası hep ayakkabıcılar değil mi? Evet. Siparişle mi oluyor yoksa sadece tamirat mı yapıyorsunuz? Sipariş. Yeni ayakkabı yapmayı bilen sipariş, ayakkabı yapabiliyor. Bilmeyen tamirden olur. Siz yeni ayakkabı yapabiliyor musunuz? Tabii, ben yapmaz mı? Şimdi siz bunu tabii ustanızdan öğrendiniz. Tabii ustamdan değil mi? Öğrendim. Peki bunun inceliği ne ustam? Bu bir anda öğrenilecek bir şey değil bu. Yok öyle değil mi? Bir anda öğrenilmez. Çünkü kalıp numara ben numara. Senin bak 60 yılında girdim, daha ben meksem var. Allah! Tamamlayamadım daha kendime. Emmi ne diyorsun, daha senin eksiğin varsa? Çünkü çağ boyu ne değişiyor, model değişiyor. Ha, model, tabii model değişiyor. Tek tip yapmıyorsunuz ki değil mi? Ki. Model değiştiği için. Model değiştiği için bakıyorsun bu sene değişik, gelecek sene bir değişik. Ha biz o kadar modele uyamıyoruz da fabrikalar gibi. Kendi halimizde çalışıyoruz. Ama sizin modele, sizin kalıba da hiçbir fabrika uyamıyor. Rahat oluyor. Öyle. En güzeli de o. Öyle. Yumurta topuk mu görüyorum orada yoksa? Var. Bakayım o emmim. İsminiz neydi? İsmet ismi. İsmet amca. Aha işte bizim buraların en baba ayakkabılar, ha, yumurta topuk. Bayılıyorum bunlara ya. Emmi bir şey söyleyeceğim. Öyle. Mesela ben ayakkabı yaptırmak istiyorum. Yumurta topuk bir ayakkabı yaptırmak istiyorum. Hı. Kaç gün sürer? Ne zamana bana tarih verirsin? 3 günde çıkarabiliyorum. Valla? 3 gün. 2 gün 3 gün arası. Tam ayağımın ölçüsünü alıyorsun, tabii, değil mi? Tabii. Mesela ayağım 41 değil de 41,5. Olsun. Sen yaparız. Tam ayağıma göre yapıyorsun. Tabii. Ayağına göre. Ayakkabıyı giyersen tamam ayakkabı iyi. Eline sağlık dersin. Giyersin. İyi olmamış. Ayağımı sıkı ödersen ayakkabı benim olur. Ha, ayakkabı senin oluyor. Tabii. Allah razı olsun. Bayılıyorum bu yumurta topuklara ya. Vallahi içim gidiyor da. Neyin altına giyeyim? Eşofmanın altına da olmaz ki. Ama bir şey söyleyeceğim. Böyle bir ayakkabı kaça yaparsın? Böyle bir ayakkabı 125 lira. 125 lira. Evet. Vallahi 10 numara ayakkabı. Ha, yaz kış giy. Daş gibi daş. Amcam kolay gelsin. Bir gideyim şuraları bir gezeyim iyice. Selamünaleyküm abi. Aleyküm. Kolay gelsin. Dostum, hoş geldin. Allah razı olsun. Buyurun. Dedim bir de komşu dükkana geleyim. Sağ olun. Dedim ne yapıyor komşu, ne yapıyor? İsminiz neydi abi? Kemal Ceyhan. Kemal abi, buyurun. Sen de ayakkabı yapıyorsun. Ayakkabı tamircisiyim. Tamircisin. Evet. Sen dikicilerden değil misin? Dikiciler bizim ustalarımızdı. Dikicilik sanatı bittiği için şimdi tamirci olduk biz. Ha. Eskiden yemeni yaparlardı, ya. Çarık yaparlardı o önceki tarihlerde. Değil mi? Ecdat bize düzgün bir miras bırakmış. Allah razı olsun. Allah, mekanları cennet olsun. Bu sanata emek veren ustalarımıza rahmet eylesin. Amin, amin. Ha. Eskiden yetiştiremezlermiş, biliyorsun değil mi, ayakkabı yapmayı yani. Tabii ki. Her şey elinden oluyordu. Yani makine yoktu. Fabrika yok. İlaç yoktu. Yapıştırma imkanı yoktu. Hep mesela dikmiş. Sen kaç yıldır bu işi yapıyorsun abi? Ben 1980'den beri yapıyorum. Yani. Eski ustalar anlatır mıydı? Mesela eskiden fabrika yok, işte böyle sirkülasyon yok, sürekli bir ayakkabı gelip gitme durumu yok. Evet. Ne yapıyor adam? Elde yapıyor. Elde yap. Ve dolayısıyla sipariş çok oluyor değil mi? Sipariş de oluyor. Köylerden, tabii her yerden sipariş geliyor. Tabii. Malzeme yok. Malzeme de yok. Önce malzeme yoktu. Yani insanlar bu kamyon tekerlerinin keserlermiş, kamyon ayakkabı yaparlarmış. Bak, ne diyorsun abi ya? Bir sakat ayakkabısı numune. Aa. 1947 model. 47'de mi yapılmış? 47'de yapılmış numune bir tane sakat ayakkabısı. Altı kamyon lastiği. Allah Allah. Sahtiyen dediğimiz malzeme üstü. Sahtiyen ne abi? Deriyle köselenin karışımı olan bir malzeme. Allah yani, Allah. Biraz kalın. Koseli'ye gelmemiş. Daha 47'den beri duruyor bu ayakkabı. Aman dursun buna. Yapmış. Aman buna sahip çıkalım abi. Vatandaş da gelmemiş, almamış. Biz de numune olarak bir tanesi kaldı. Böyle saklıyoruz yani. Abi müsaadenle. Allah'a emanet olun. Allah kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin abi. Allah razı olsun. Ha. Kolay gelsin. Sağ olun. Beci, 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 leblebici, ben sana yandım leblebici. Beci, 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 leblebici, ben sana yandım leblebici. Sevgili seyirciler, Çorum leblebisiz olur mu? Olur mu? Olmaz ki. Çorum'a geleceksin, leblebinin hasını, en güzelini burada yiyeceksin. Yaşar abim de bunun ustası. Yaşar abi. Buyur efendim. Gel hele bir yanıma. Olur efendim, buyurun. Yaşar abi nasıl uğraşıyor var ya, o nohutlar tek tek leblebi oluyor. Yaşar abi. Buyur efendim. Soyadın neydi Yaşar abi? Bodur. Yaşar Bodur. 1941 doğumlu. 1951 Çorum. 57 senedir bu sanatın içindeyim efendim. Baba sanatı da. 57 senedir. Evet efendim. Maşallah abi ya. 57. Bu nasıl bir şeydir abi? Nohut nasıl leblebi oluyor? Efendim nohutun leblebi olması biraz uzun hikaye. Şimdi gözünün önünde gerçekleşiyor ama evet, bu aynı günde aynı zamanda nohudun leblebiye dönüşmesi mümkün değil. Ya? Bunu ben 3 sefer fırınladım. 40 gün serdim. Serdikten sonra ısladım. Isladıktan 24 saat durdu. 24 saatten sonra nohudu eledim. Gözümüzün önünde mucize gerçekleşiyor efendim. Beni ya, tutku yapan, hipnotizma yapan. Ne yapıyor seni? Büyüleyen falan. Ne yapıyor netizma? Beni hipnotizma yapıyor. Hipnotizma yapıyor. Gözümü bir türlü alamıyorum. Yaşar abi. Bakın efendim. Leblebinin ruhunu nasıl okşuyoruz bakın. Leblebinin ruhunu okşuyor. Çünkü tarihi bir sanatı icra eden bir usta olarak çok onur duyuyorum. Ben böyle maşallah yaklaşık 1330'lu yıllardan beri kalan. Öyle mi? Selçuklu Sultan'ın Çorum'un Türklerin egemenliğine girdiği günden bugüne kadar var olan bir sanat efendim. Maşallah ya. Tarihlere şan veren milletimin desteğiyle, sevgisiyle sanat günlere, bugünlere böyle daha da çok sevilerek, değer bularak geliyor. Yaşar abi, bu leblebinin yurt dışında tanıtımını sen yapsan yılda kaç milyon ton satarız biliyor musun? Ben yapmıyorum ama halkımız da, aziz milletim de çok güzel yapıyor efendim. Ay! Hediyeleşme kültüründen ekmek diyorum ben. 57 senedir baba sanatı olarak. Sanatımı da, milletimi de çok seviyorum. Her nohut leblebi olur mu? Hayır efendim. Niye? Şimdi Nohudun lebep olması için kırsal kesimde yetişmesi gerekir. Ha. Yani yüksek rakamlı arazide yetişmesi ve kırsal arazide yetişmesi gerekir. Bunun belli tombul bir... Tombul ve kalın kabuk. Ha, tombul nohut. Tombul olmalı. Şimdi onu 3 sefer fırınlayarak hem pişiriyoruz hem içini küçültüyoruz. Zayıflatamazsın ki efendim. Aha, nohutlar. Buralarında kanalı yoktur. Bakın çınız değildir böyle. Böyle yenmez mi? Yenir efendim bu. Bu gördüğünüz nohut 3 sefer fırınladım, 40 gün serdim, 40 günden sonra ısladım, ıslamış da 24 saat durdu, 24 saatten sonra eledim, işte gördüğünüz gibi leblebiyedir. Böyle de çok güzelmiş vallahi, ne güzel. Nohudun teknolojinin ilerlemesine rağmen, nohudun aynı günde, aynı zamanda leblebi olması mümkün değil. Öyle mi? Evet efendim. 14 işlem yapıyorum, tüketiciye ulaşınca da 14 işlemi de olmasa olmuyor. Şu gördüğünüz 4. Ocak işlemi. Bu kadar işlem sonunda 1 kilo nohut 600 gram kalıyor. Ve 5 sefer ocak görüyor, 14 sefer elden geçiyor. Ha, 1 kilo düşüyor 600 grama. Şu ocak nohut leblebi yapıyor diyorsa, bakın. Bu ocak nohut leblebi yapmıyor. O bir sadece? De, bu nohutun leblebi olması için ateş, su, emek, ondan sonrası sır. Yaratanın mucizesi. Değil mi ya? Göreceğiz. Burada ne yapıyor şu anda? Orada nohutun ruhunu okşuyor, leblebi. Nasıl ruhunu okşuyor? Bakın efendim. Bunun altında ne var böyle? Bunun altında kronik bir derinlikte tava var. 150 kilo ağırlığında. Keskiyle diş açıyoruz bunu. Öyle mi? Evet efendim. Nohutla kabararak kabuğunu yırtıyoruz. Keskiyle açılan dişlerle yardım ediyor efendim. Ne kadar kalıyor burada? Şimdi şurada mucizevi bir durum var. Acaba bu tokmak nasıl kabuğunu açmayanı buluyor da açıyor diye. Nasıl oluyor? Şimdi efendim şu kabarıyor ya. Evet. Bu nohut halinden biraz daha kabarıyor. Anam! Sıcacık! Nasıl sıcıyor mu elinde? Tokmağın altına bir daha sığmıyor efendim. Ama kabuğunu açmayanlar sığıyor, oradan açıyor. Şuna bak. Sıcacık geliyor şu anda leblebilerimiz. Şimdi şurada bir karşılaştırma yapalım. Yapalım ama ben şunu merak ettim. Bu selvik kavaktan tokmak. Kavaktan tokmak yani ağaç mı? Selvik kavak, budaksız selvik kavak olacak. Bu yani, bu tava mava değil. Tava değil, şu tava sen. Ha, bu tava. Evet. Bu ne yapıyor? Bu onun üstüne sürekli kabuğunu soyuyor. Görüyor musun efendim? Şimdi bu nohut. Bu şekil hale var. Bu hale geliyor. Bunu tüketiciye ulaştıracağım zaman eliyorum, ayıtlıyorum, tertemiz ediyorum, bir de kızartıyorum, ondan sonra tüketiciye sunuyorum, bir daha elde ediyorum. Bu bir daha mı kızaracak? Evet, bir daha kızaracak. Aman. 5 sefer oldu, 5 sefer hocam işlemi görecek. Özel bir lezzetli, bir sanattır efendim. Bak ayva sarısı. Evet, gibi. Ayva sarısı gibi. Nasıl böyle, bir rengi hali bu hale geldi ya? Fırlama esnasında oluyor efendim. İlkokulu 1. sınıfı 2 senede bitirdim. Niye? Yaramsızlıktan sınıfta kaldım. Babam evde çalışırdı. Babama yardım ediyorum derken, saat veriyorum derken ilkokulu böyle devamsızlıktan, hatta öğretmenime de çok sitem ettim. Benim için sınıfta bıraktınız. Cenab-ı Allah her şeye bir sır, bir şifa gizlemiş. Evet. Leblebinin şifası ne? Leblebinin şifası öncelikle reflü hastalığına iyi. Aa, reflü var bende. Mide ve sindirim bozukluğuna iyi. Bütün halkıma sesleniyorum buradan. Halkına seslen abi. Bu hale gelmesinde hiçbir kimyasal madde kullanılmıyor. Sıfır kimyasal. Hiçbir şey yok efendim. Sadece dua. Peris olan insanlar rahatlıkla tüketebiliyor. Ha, diyette de mi kullanılıyor? Evet. Her insan bunu tüketebilir. Hatta bunun kırık lebebinin unundan pastalara katılırsa çok daha bir lezzetine lezzet katar. Hem de doğal. Evet. Organik. Hem de böyle köfteye katın isterseniz. Köfteye mi? Unundan köfteye katın. Köftenin daha çok kabarık ve daha lezzetli olur. Bayat ekmek yerine kırık lebe bunu katın. Ay ne güzel var. Evet efendim. Onu nereden bulacağız? Efendim bunu kırık lebebi al ve evde düversiniz küçük bir. Ha, kendin dövebiliyorsun yani onu. Kırık lebebi derken o biraz daha ekonomik oluyor. Fiyatı düşük oluyor da o. Canım abim. Hediyeleşmede en mükemmel, en güzel bir şey. Mesela uzun müddet taze kalıyor. Açıkta kalırsa yandan havada tazeleme şansı var. Hiç koku yapmıyor. Ha, ben onu diyeceğim. Mesela kaldı, o bir hafta 10 gün kaldı. İstersen 1 yıl sonra açın paketi. Eğer güyelenmemişse. Tamam. Ay, koyun yanmaz tavanıza. Tazeleyin. Artar ama soğuğu yiyeceksiniz. Ha, böyle ısıtacağız onu. Isıtacaksınız. Yanmaz tavaya koyun. Biraz tatlı kaşıkla karıştırın. Al sana yeni... Burada bir ayrıntım yapmak lazım. Ha. Şimdi ısınmış leblebi, sıcak leblebi porselen tabağınıza koymayın. Nereye koyacağız? Peçete serin tabağın içerisine, tekrar nemlenmesin. Ha, önemli. Ha, önemli. O açıdan. Saklarken nasıl saklayalım? Kendi ambalajına. Kendi ambalajına saklar. Abi bu işin ustasısın, pirisin. Evet. Teşekkür ediyoruz Yaşar abi ya. Evet. Sanata ve sanatkara değer veren halkıma, sizlere çok teşekkür ediyor. Saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum. Evet. Şu uzun gecenin gecesi olsam Çorum'da bir evin bacası olsam aman, aman aman. Sıla'da bir evin bacası olsam aman. Dediler ki Nazlı yerin çok hasta, başında okuyan hocası olsam aman, aman aman. Dediler ki Nazlı yarim pek hasta, başında okuyan hocası olsam aman. Katipler oturmuş yazıya bakmaz, herkes sevdiğini dilden bırakmaz aman, aman aman. Hey Allah'tan korkmaz, koldan utanmaz, gönül defterinden sildin mi beni aman, aman aman. Ey Allah'tan korkmaz, koldan utanmaz, gönül defterinden sildin mi beni aman, aman aman. Gönül defterinden sildin mi beni aman. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Leblebi almaya geldin. Kaç kilo istiyorsun? Ne kadar istiyorsun? Yok ben tez hazırlıyorum da. Tez hazırlıyor. Burada ama tez yok. Bizim elimizde tez yapmıyoruz biz ya. Sen tez çalışma. Evet tez çalışıyorum. Niye? Tez mi? Burada mı yapıyorsun tezi? Evet bilgi alıyorum. Hadi canım. Evet. Leblebi üzerinde. Neler görüyoruz, neler duyuyoruz ya Rabbim. Leblebi üzerine tez mi yazıyorsun? Evet. Hangi üniversite? 19 Mayıs Üniversitesi. Bölüm? Coğrafya bölümü. Sen emin misin yani leblebi üzerine yapacağım bu tezi? Evet. Nereden çıktı böyle bir şey? Nasıl karar verdin? Benim memleketim Çorum. Yöresel bir şey almak istedim. Çorum'a katkım olsun istedim. Geleneksel Çorum leblebimiz coğrafi işaret de alındı, patenti de alındı. Ve ben de yöreye katkısı olsun diye tanıtmak istedim. Buraya Yaşar abinin yanına geldin yani. Evet. Bu işin tabii ustası o. Geleneksel ustalarımızdan Yaşar Usta dediler. Şimdi bunun tezini yapacaksın. Evet. Üniversiteyi bitireceksin. Senin bitirme tezin olacak. Allah Allah ya. Ne güzel vallahi. Hepimiz sorumluyuz. Birbirimizden sorumluyuz. Evet. Yapmak lazım. Doğru. İyi düşünmüşsün vallahi. Hepimiz sorumluyuz. Birbirimizden sorumluyuz. Evet. Yapmak lazım. Doğru. İyi düşünmüşsün vallahi. Peki Yaşar abinden bilgileri alıyorsun. Evet. Bu kaç sayfalık bir tez olacak? Şu an için netleşmedi ama bir 50 küsur sayfa çıkacak. Yine fotoğraflı falan filan. Evet. Bunların aşamaları, nerelerden geçtiği. Bölüm neydi? Ha, coğrafya. Coğrafya okuyor kardeşim. Çorumlu. Memleketine de tabii aşık birisi. Evet. Çorum'un tezi neden olur? Leblebiden olur. Pirinci değildir ha Osmancığım. Öyle. Ona da bir tez yapsın birileri. Tez yapın. Tez yapın. İsmini bir daha alabilir miyim? Öykü. Öykü. Öykü kardeşim. Başarılar diliyorum sana. Teşekkür ediyorum. Allah yardımcın olsun. Yaşar abi. Buyur efendim. Tez yazıyormuş. Evet. Seni demiş ki bu Yaşar Usta bunu yazdırır anca bu tezi. Evet. Yardımcı olacaksın ya ellerim yani. Sayın valimiz de öyle düşünmüştü efendim. Onun üzerine ben de kamera şakası sandım. Bir gün valinin bir tanesi gelmiş orada sohbet ediyor kapının önünde. Ben de camiden geldim. Oğlum dedi ki vali bey sizinle görüşmek istiyor. Ben dedim ki herhalde kamera şakası. Daha sonra oraya gittim oturdum dedi ki ya beklediğimiz usta gelmedi mi daha dedi. Acaba beni mi arıyorsun efendim? Sen kimsin dedi. Ben dedim de buranın ustasıyım. Ya ben bir leblebi konusunda kitap yazdırmak istiyorum. Allah öğrendiğime Allah göre siz yazarmışsınız dedi. Evet efendim ben yazarım dedim ve yazdım efendim. Sen kendin 5'e kadar okumuşsun da bak üniversitelilere tez konusu oluyorsun leblebiyle beraber. Vali Bey geliyor sağ olsun senden bunu. Onların bana değer veriyor. Önemse işi beni değer veriyor. Çorum leblebisiz, leblebi de Çorumsuz olmaz. Ben de bunun bilinci içerisinde işimi en güzel yapmak çalışıyorum. İşini sevmek ne güzel değil mi? Evet, işini seviyorum efendim. İşim mucizevi bir şey, beni büyüleyen, çok etkileyen, tutku yapan tarafları var. Kardeşim başarılar diliyorum. Tezi iyi yaz ha. Bak güzel bir tez bekliyoruz. Bir de tez yaz böyle geç kalma çabuk yaz. Tamam. Kumbaba'da gezmeye devam ediyoruz. Anam burada ne varmış? Badılcan. Burada ne varmış? Taze taze biberler. Anam burada kimler varmış ya? Kolay gelsin. Kolay gelsin, kolay gelsin. Annem nasılsın? Hoş geldin Sema. Hoş bulduk. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Dur yanınıza geleyim, yanınıza geleyim. Anam kolay gelsin. Sen nasılsın annem? Şimdi ben de şurada un alayım, yüzüme çalayım. Abo! Niye yüzüme çalıyorsun benim? Çok mu kara gördün beni? Annem benim. Ne yapıyorsunuz? Börek mi yapıyorsunuz? Çörek mi yapıyorsunuz? Çörek ne yapıyorsunuz? Haşhaşlı çörek. Kış ekmeği yaptınız. Evet. Bunu bayağı yapmışsınız. Siz kaçtan beri yapıyorsunuz? Hiç yapmadan yaptık. Nasıl yani? Böyle saat 12'de. 12'de başladık. Gece 12'de? Gece 12'de başladık. 11'de. 11'de başladınız dün gece. Hı, evet. Siz hiç yatmadınız mı? Hiç yatmadık. Ya şaka mı yapıyorsunuz ya? Şaka da vallahi sağ. Allah Allah. Pirinçler biçiliyor diyerken. He. Gece böyle kadınlar ekmek yapar, erkeklerimiz de felçleri alırlar. Hiç uyumadan nasıl siz yapıyorsunuz bu kadar ekmeği? Yapılıyor mu? Uykunuz gelmedi mi? Çay yapıyor. Bunları böyle yiğit işte becerikli. Vay be. Köy çay yapıyor, böyle yiğit. Çay yapıyor, haşhaşlı ekmek yapıyor, lükme yapıyor, yiyor. Kahvaltı yaptıktan sonra bir daha devam ediyor ekmeği. Allah Allah, bu enerji haşhaş mı veriyor size? Ne yapıyor yoksa? Pirinç veriyor. Pirinç veriyor, haşhaş veriyor. Vallahi elinize sağlık ya. Anne sen de geceden beri burada mısın? Buradayım ya. Abi uykun gelmedi mi kız? Vallahi geldim ben iyi diyeceğim. Çayla kahveyle. İdare ediyorum. Aa, bunları da getirdim. Bunlara bir şey olur mu? Börek çörek konulur mu bunlarla? Oluyor ama şimdi artık şimdi olmaz. Ana boşuna mı kopardım ben bunu? Dur şuraya geçeyim. İsmin neydi anneciğim senin? Saniye. Saniye annem. Buyur. Haşhaşlı mı yapıyorsun yok ötekinden mi yapıyorsun? Hem çökelekli hem haşhaşlı yapıyor. Şimdi dün gece 11'den beri ekmek yapıyorsunuz. Saat olmuş şimdi öğlen 12. Daha ne kadar sürecek? Çörekle bitince bitiyor. Zor annem sizin işiniz var mı? Ocak'ına gideceğiz 11'de yarın akşama kadar. Gene var mı? Var. Bir teş daha koyun ekmeğe. İmece usulü değil mi bizim burada her şey? Yani kimin ekmeği varsa ona gidiliyor öyle. Evet. Komşuya gideceksin ki komşu da sana gelecek. Tabii. Ben size yardım edeyim diyeceğim ama ben yeni tarladan geldim. Çeltik'ten kusura bakmayın yardım edemeyeceğim. Sağ ol teşekkür ederim 70 kadar oldum. Allah razı olsun. O zaman siz pişirin ben yiyeyim. Olur. Biz pişirdik sen de iyi orada var mı? Hay annem şaka yapıyorum. Kız şaka yapıyorum. Tok geldim ya. Dur şuraya gel. Kızın nerede? Almanya'da. Dur beni bir dakika. Almanya'nın neresinde? Berlin'de. Berlin'de. Ha. Kızın Almanya'nın Berlin'de. Adı ne? Şenol. Çok selam söylüyorum kızıma, torunlarıma. Orada 12 sene durdum. Almanca biliyor musun? Az. Wie geht's? Gut. Gut. Alles gut? Gut. Wie heißt du? Saniye. Saniye ya. Görüyorsun değil mi? Kaç dil var benim analarımda? Haberiniz var mısın? Tabii. Ablam. Ha, kolay gelsin. Anam. O ne ya? Şimdi en zor iş sizin ikinizin. Evet. Doğru mu? Bir de orası var. Şimdi diğer çok şey sıcakta. Ha. Bunu açmanın inceliğini öğreneceğiz şimdi senden. Bunu nasıl yapıyorsunuz da böyle incecik açıyorsunuz? Yavrudan büyütüyor. Senin ismin neydi annem? Gülnaz. Senin de var mı Berlin'de, Almanya'da yakındın? Yok, oralarda yok. Ankara'da kızım var. Ankara'da. Torunlarım var. Selam söylüyorum. İsmail kardeşim selam söylüyorum. Gözlerinden öpüyorum İsmail kardeş. Ya sıvı yağ mı? Sıvı yağ. Zeytinyağı mı? Ayçiçek yağı mı? Mısır yağı. Ha mısır yağı. Mısır yağı mı olması gerekiyor? Fark etmez. Hangi markayı kullanırsa da evinde hangisi varsa. Kayayı kırıcı tuttu ilvanlım, ilvanlım, ilvanlım aman aman. Dibini burcu tuttu dal fistanlım kaytanlım. Dibini burcu tuttu dal fistanlım kaytanlım. Bizde bir yar sevmeyle ilvanlım, ilvanlım, ilvanlım aman aman. Koyu bir sancı tuttu da fistanlım kaytanlım. Koyu bir sancı tuttu da fistanlım kaytanlım. Koyu bir sancı tuttu da fistanlım kaytanlım. Şimdi geçiyorum öbür tarafa. Benim cefakar anam sıcakta orada çalışıyor. Kolay gelsin annem. Hoş geldin. Nasılsın? Sağ olun. Anam. İyiyim ben de ne yapayım valla. En sıcak işi de sana vermişler. En zor işi bana. Niye öyle oldu? Ustası da ondan. Ustası sen yapacaksın. İsmin neydi ablacığım? Gülnaz. Gülnaz abla. Şimdi bunu yaktığın zaman biliyorum bütün suç sende olur. Ne hamur kötü derler, ne peynir kötü derler. Olmamış derler. Haklısınız öyle. O yüzden en zor iş sende. Nasıl anlıyorsun bunu? Göz kararı mı? Göz kararı kızarınca oluyor. Kızardı mı şimdi o taraf? Yüzü kızardı. Siz de buralı mısınız abla? Doğdum doğalı buralıyım ben. Ha buradan evlendin? Buradan evlendim. Çocuk? Almanya'da bir oğlum bir kızım var. Burada ikisi Almanya'dalar. Anam Almandılar mı? Ya. Neresindeler? Duisburg'da. Buradan bir selam söyleyene şeye, Duisburg'a. Hepsine selam söylüyorum. Oğlum var, kızım var. Adı ne oğlun kızın? Adem Barı Şeker oğlum. Özge Şahin kızım. Ananız ekmek yaptı ben yiyorum. Ananız ekmek yaptı ben yiyorum. Çatlayın da patlayın. Ne olacak? Torunlarımı da çok özledim. Onu da çok tatlı. Torunları. Ebeniz ekmek yaptı gene ben yiyorum. Kız yazık canları çekecek ya. Anam. Ses geldi oradan. Dur. Çorum ellerinin tatlı bülbülü, Çorum ellerinin tatlı bülbülü, git bizim ellere bir selam söyle, güzel muhabbetin ötüşen koşu, öt bizim ellere bir selam söyle, bir selam söyle. Güzel muhabbetin ötüşen kuşu, öt bizim ellere bir selam söyle, bir selam söyle. Elma dağı bizim ele aşınca, boz bulanık kızıl ırmak coşunca, güzel Sungurlu'ya yolun düşünce, oradan Çacana bir selam söyle, bir selam söyle. Güzel Osmancık'a yolu düşünce, güzel Osmancık'a yolu düşünce, oradan Kum Baba'ya bir selam söyle, bir selam söyle. Ziyaret eyledim sevdiğim seni, o yüce yaradana vardır niyazım, seni çok özledim ulafın abiye, bir selam söyle, bir selam söyle. Seni çok özledim ulafın özü, dertli gül abiye bir selam söyle, bir selam söyle. Vay 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 vay. Emmi ne yaptın ya? Eyvallah eyvallah. Ne güzel eyvallah söyledin, ağzına sağlık. Cenab-ı Allah'ın vergisi. Adınız neydi amcacığım? İsmim Ali. Ali. Maden emekliyim. 15 sene çalıştım yer altında. Madencisin. Kömür madeninde çalıştım, evet. Aa, nerede? Dodurga. O seni çok özledim. Ilafın kısası. Ilafın özü. Ilafın özü. Ha, ilafın özü. Heh. Ilafın diyor değil mi orada? Ilaf, he, ne ilafın. Güzel. Ilafın özü. Seni çok özledim. Ilafın özü. Dertli Gül abiye bir selam söyle. Bir selam söyle. Bu da bizim aşık Gül abinin memleketinin toprağı. Onunla buradan saygılarımı, sevgilerimi söylüyorum Gül abiye. Kendimizin bu eve 2 sene geldi buraya. Şu ne güzel. Ilafın özü. Ben daha gideyim gari. Eyvallah. 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 Teşekkür ediyoruz. Canlar. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Annem. Bu da annem, bu da annem. Annem mi? Annem ya. Ay oğlum. Annem ya. Ay oğlum. Ay oğlum. Sesi ne güzel annem kız. Sağ sesi iyiydi ama işte hasta da ondan. Ya geçmiş olsun. Senin ismin neydi anneciğim? Adım Gopher. Anam mı koymuş adını, babam mı? Anam ona, babam koymuş işte. Gopher. Ebemin adıymış. Ebem ölünce benim adımı koyuyormuşlar. Ay canım. Ebemin adı Gopher'miş. Kaç yaşındasın? Hiç bilmiyorum ki de, anam adı valla yaşıyormuş. İlk harekette bebe adık biz. Deprem oldu ya. Ha depremde, ha depremde. Hareket deyince. Ha. Tamam. Depremde o zaman işte biz bebe adık. Böyle dışarılarda yattık böyle. Ha, evde kalmadınız mı? Hiç ev kalmadı, hiç ev damızlığı kalmadı. Herkes barakalarda böyle dışarılarda yattık. Ay. Ana baba bu ne oldu, ana baba ölen oldu, kalan kaldı. Allah rahmet eylesin, Allah rahmet eylesin. İyi annem. Buyur. Allah'a emanet ol. Sağ ol yavrum. Gönül kolay gelsin. Sağ ol yavrum. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Allah razı olsun. Kurban olayım annem. Abi kolay gelsin. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun.